Mesela terk edildiğimiz yerden bizi kimse almasaydı ne olurduk? Ya da başka bir ailenin yanında büyüseydik. Belki bambaşka birer hayatımız olurdu. Belki çilem olurdu doktor. Ben dünyayı gezerdim. Belki Deren aşık olurdu. Artık biliyorum. Her şeyin bir sebebi var. Olanların bir sebebi var. Ve bir sonucu da olacak. Peki bu yüzük Tekin'e mi ait kızım? Evet. Alın arkadaş. Kalbimin nasıl hızlı attığını biliyor ne olmuş mudur? Sanki nefessiz kalmışım gibi. Sanki... Tarif edemem. Bu duyguyu tanımıyorum. Daha önce hiç böyle hissetmedim. Sanki batmak, solmak, yitirmek, suç, sürüklenmek, yokluk, hayranlık, arzu, gizlemek, katlanılmaz, büyü, uyanmak. Evet, derin bir uykudan uyanmak gibi. Bir kabustan bir rüyaya uyanmak gibi. Ne işi vardı Alyans'ın arabanda? Cevap versene oğlum. Alyans'ın arabanda ne işi vardı? Vaziyetin farkındasın değil mi? Tutuklanman an meselesi. Soru soruyorum oğlum, cevap versene. Nerede oğlum baban? Ne yaptın oğlum adama? Öldürdün mü? Ne yaptın? Alyans'ı benim arabaya kim koyduysa... Tekin'in nerede olduğunu ona sor komiser. Ne bileyim ben. Düşün demek ki bagajı koyarken. Çilem sus. Sus o an düşünmek istemiyorum. Midem bulanıyor. Midene değil, Alyans'ı kim bulduğuna odaklan bence. Yani ya Sinan buldu ya da... Ya da... Alsan'ın mis gibi kriz. Eğer işler kötü gider de bizim kardeş olduğumuzu öğrenirlerse... Bir anda cinayete kadar gider bunun sonu. Bilmez. Tamam. Dosya. Çantam orada kaldı. Ben geliyorum. Alyans'ı buldu, Sinan'ın arabasına koydu. Herif resmen kurtardı bizi.
Nasıl kurtardı? Şimdi herkes Sinan'dan şüphelenecek. Çilem, saçma sapan konuşma. Adam boş yere hapse mi girsin? Bizim girmemizden iyidir. İpek! Refik! Akif amirim çağırıyor. Amirim diyor ki burada boşuna beklemeyin. Hadi bakalım, herkes işine baksın. Hadi çabuk çabuk, boşalt boşalt. İpek, başın sağ olsun. Başsağlığı nereden çıktı Sabit abi? İtiraf mı etti? Öldürmüş mü Tekin Bey? İtiraf mı etti? Ne istedin lan adamdan? Niye öldürdün? Lan saçma sapan konuşma. Niye öldürdün? Nereden çıkıyor bu ölüm ölüm lafları böyle? İtiraf etti. Lan yapmadığım şeyi nasıl itiraf edin? Kime itiraf etmiş oğlum? Benim ya benim yok. Sabit abi. Sen itiraf etsene lan. Alyans'ı arabaya koyduğunu söylesene. Lan senin geldiğin gün adam ortadan kayboluyor. Evine geliyorsun, adamı tehdit ediyorsun, adam ortadan kayboluyor. Alyans'ı da arabandan çıkıyor. Ya Refik tamam. Bir sakin ol oğlum. Bir çekin şöyle geriye. Aa, bu işler böyle yürümez. Tekin ortada yok. Elimizde delil var. Tehdit ettiğini duyan var, tamam işte. Ya kim duymuş, neyi duymuş? Sen bunun lafıyla hareket edeceksen emekli ol komiser. Oğlum sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Tanıkları da dinleyeceğiz, ifadelerini de alacağız. Ondan sonra yallah hapse, hadi. Ya ne tanığı, hangi tanığı? Anlaşıldı. Sen de Refik'le birlikte hareket ediyorsun değil mi? Alyans'ı sen verdin arabaya koysun diye. Yok hayır, ben bir şey yapmadım. Ne güzel hayat ya. Alem yalan olmuş. Ben yalan söylemedim. Ama iyi oynadın, hakkını vereyim. Sabit, at şunu nezarethaneye. Al ifadesi, gönder savcıya. Bir an önce çıksın tutuklaması. Hadi. Refik! Refik! Ya yeter! Yeter! Ben yaptım. Tekin'in alyansını, arabasını da ben düşürdüm. Dera? Ne oldu? Çanta gitmiş. Ne? Çalmışlar mı? Ya yemin ediyorum, bir bu eksikti ya. Bulamazsak da bulamayız canım. Takma kafana, boş ver. Dosyada gitmiş. Nasıl ya? Hadi çanta çalınmış da dosyayı ne yapacaklar ki? Bir gören eden var mı? Ben gördüm. Küçük bir çocuk. Tuttu aldı götürdü dosyayı. Ben koştum peşinden ama yetişemedim. Sonra da bu. Geriye bir tek bu kalmış. Abla, bugün hangisinin yaş günü? En küçüğümün. Bak sen o kadar sabrettin. Sonunda alacaksın karşılığını. Hepsini tek tek ellerine vereceksin kızlarına. Hadi hanımlar, mesai başladı. Hadi. Sen gelmiyor musun? Siz başlayın. Thank you.
telefon görüşmesi yapmak istiyorum. Yardım ihtiyaç var mı? Siz mi bana yardım edeceksiniz? Boş boş oturmaktan çok sıkıldım. Bir işe yarayayım bari. Sizin dinlenmeniz lazım. İşleri ben hallederim. Size çay koydum. Isırgan otu ve ıhlamur da ekledim. Gebelik de iyi geliyormuş. Teşekkürler. Kaç yıldır burada çalışıyorsun? 10. Ailen? Ben sizin çayınızı vereyim en iyisi. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Amcam odasında mı? Evet. Yalnız bu saatte rahatsız edilmeyi istemez. Siz bence çayınızı bahçede için. Güneşin son demleri. Kaçırmayın. Kolay gelsin. Cahide. Cahide, orada mısın? Konuşmamız gerek. Hemen. Peki. Sevdin mi burayı? Yazın daha güzel olacak gibi. Yazın daha güzel başka yerlere gideriz belki. Nereye mesela? Uçsuz bucaksız toprakların olduğu bir yere. Bağların, bahçelerin, zeytinliklerin olduğu bir yere. Çocuğunu güvenle büyütebileceğin, gerçek bir ailenin ne demek olduğunu öğreneceğin bir yere. Çok uzak gibi. Belki de fazla yakın. Polise çanta falan çalındı diyemeyiz. Bizim bulmamız lazım. Nasıl bulacağız? Hiç kimseyi tanımıyoruz, etmiyoruz. Yo, gayet tanıyoruz. Bak, bize doğru geliyor hatta. Ya iki dakika ayrıldık kasabadan, olana bak. İyi misiniz? İpek nerede? İçeride. İfade veriyor. Sen bu olan biten yüzünden bu haldesin. Sıkma canını, çözülür. Yok, ondan değil. Çantası çalındı da. Nasıl ya? Ya biz arka sokaktaki kafede oturuyorduk. Sonra bu hengame çıkınca işte ben çantayı orada unutmuşum. Sonra döndüm almak için, küçük bir çocuk tuttu aldı götürdü benim çantamı. Ben koştum peşinden ama yetişemedim çocuğa. Canını sıktığın şey bir çanta mı? Buluruz. Bulamazsak da alırız bir telefon. Çıkartırız bir kimlik, olur biter. Sen bankayı aradın mı? İptal ettirdin mi kartlarını? Yok. Tamam, sen o işleri hallet. Ben bir soruşturayım, bulurum seni. Hayır, ben de geliyorum. Senin ne işin var hırsızın uğursuzun arasında? İyi de çocuğu ben gördüm. Ben de geleceğim. Hadi gidelim. İyi madem. Ben bekliyorum İpek'i. Kavga ettik Tekin'le. Vurdu bana. Sonra da işte alyansı suratıma fırlattı, defoldu gitti. Ben de ne yapacağımı bilemedim. Yani sahile indim. Sinan da oradaydı. İşte ne olduğunu sordu. Ben de çok kötü hissediyordum kendimi, anlattım işte. Arabada mı oturdun, sahilde mi? Ya şimdi insanlar görüp yanlış anlamasınlar diye arabaya bindim ben de. Aferin kızım sana. Aferin İpek. İyi yapmışsın yani. Bravo. Niye o herif için yalan söylüyorsun İpek Hanım? Sen benim yalan söylediğimden nasıl bu kadar emin olabiliyorsun Refik? Ya sen ne tür bir hesap peşindesin de Sinan'la işbirliği yapıyorsun? Paranın onun peşindesin. Refik kes. Yeter. Tekin Mali'nin arabası Güneşli Bahçe'den çıkıyor. 22. Menekşe Kuyu tarafına sapıyor. 22.10.
Şimdi ifadelerinizi alacağım. Savcıya göndereceğim. Sal derse salmak durumundayım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? İpek. İpek. Beklesene bir. Anlatsana ne oldu içeride. Alyans'ı arabaya benim düşürdüğümü söyledim. Ne? Bize haber vermeden kendi başına bir karar alıyorsun. Sonra da gidip onu uyguluyorsun. Burada bizim de hayatlarımız söz konusu. Bilmiyorum. Öyleyse neden? Yani hiç konuşmamışız gibi. Niye gidip söylüyorsun? Tutuklanacaktı çünkü. Tutuklansaydı o zaman İpek. Hı, tutuklansaydı. Sonra bir olay bir cinayet soruşturmasına dönseydi değil mi? Ceset olmazsa cinayet soruşturması da olmaz. Yüzüğü araştırsalardı eğer cesede de ulaşabilirlerdi. Bravo. Çilem. Bak. Ben ondan etkilenmedim. Tamam mı? Bir şey hissetmiyorum. Bana sürekli bunu ima edip durma. İyi. Çünkü kocan yaşıyormuş gibi davranmak zorundayız. Yani biz tekin hayattaymış gibi davranmamız sürece değil Sinan'la arkadaşlık etmek konuşamazsın bile. Cevap yiyerek mi bulacağız çantayı acaba Kenan? Ben şimdi benim elemanları arayacağım. Onlar her yere bakacaklar, bulunca da haber verecekler. Hayır, niye gidip kendimiz aramıyoruz? Sen istedin. Ben mi istedim? Nasıl yani? Ben sana dedim. Seni hırsızın, uğursuzun arasına sokmam. Yine aynı şeyi yapıyorsun. Neyi? Benim korunmaya ihtiyacım yok. Belki de sağduyulu bir arkadaşa ihtiyacım vardır. Hadi hadi, soğutma. İstemiyorum, yemeyeceğim. En son ne zaman yemek yedin acaba? Hadi. Ben vejetaryenim, et yemiyorum. E tamam, tavuk söyleyeyim. Oğlum baksana buraya. Ya şaka yapıyorum, şaka. O kadar cahil değiliz herhalde. Sadullah. Bizim bir arkadaşın çantası çalınmış. Böyle ufak tefek bir çocukmuş. Bulun getirin oğlum çantayı. Hayır hayır. Onlar haber versinler bize, biz gidip alalım. Ya tamam, sakin ol. Bırak bulup getirsinler işte. Tamam. Tamam, sağ ol. Yardım falan istemiyorum ben. Sonra... Tamam. Bulunca önce bana haber verin. Ya niye inat ediyorsun? Sen niye inat ediyorsun? Tamam. Teslim alıyorum. Buyurun. İyi. Bunlarda et yok. Oğlum baksana buraya. Deren mi? Ha yok, fabrikadan arıyorlar. Efendim Hale. Ne? Ne diyorsun ya? Bir dakika, bir dakika. Kime borcumuz varmış bizim? Yok yok, söylemedi Refik hiçbir şey. Tamam tamam, geliyorum ben hemen, geliyorum. Ne oldu? Tekin'in borcu varmış, çok borcu varmış. Ödemezsek eğer fabrikaya el koyacaklar. Kime ya? Bilmiyorum, bilmiyorum. Sonra ilk kez beni sen görmek istedin. Bugün en küçüğümün doğum günü. 24 yıldır her doğum günlerinde onlara hediye hazırlıyorum. Onlara sarılıp hediyelerini vermeyi hayal ediyorum.
Nerede olduklarını bildiğimi söylemiştim. İstersen ben ulaştırırım. Hayır. Beni görmek istediğinde akıllı mantıklı düşünüp doğru karar verdiğini ummuştum. Doğru. Karar verdim. Teklifini kabul ediyorum. Cahide? Bundan sonra yanında olacağım. Çok teşekkür ederim. Ama bir şartım var. Ne istersen kabulüm. Kızlarımdan uzak duracaksın. Onların hayatına karışmayacaksın. Uzaktan dahi olsa onların hayatına müdahale etmeyeceksin. Seni tanımayacaklar. Beni de. Onları benden uzak tutmak için kendini mahrum ediyorsun, öyle mi? Bu kadar mı çok korkuyorsun benden? Teklifimi düşün. Bir şekilde çözülür, bırakma kendini. Gel fabrikaya gidelim, Tekin'in kime borcu varmış bir öğrenelim. Ondan sonra ne yapabiliyoruz bakalım, tamam mı? Tamam. Enseyi karartmak yok. Hadi. Çilo. Bana evin anahtarını versene. Niye? Harika bir planım var. Krizi fırsata çevirmenin tam vakti. Gel yolda anlatacağım sana. Turist gibi bakıyorsun buralara. Yabancıyım. Evet. Ne yazık ki. Nasıl yani? İlk defa mı geliyorsun Gecekondu Mahallesi'ne? İlk defa. Yani hiç gerek olmadı. Doktor buralara da lazım. Sonsuza kadar sürecek. Lan! Ne aşkı lan? Kalk ya buraya! Aç telefonu Adem abine götür. Önden para verecek. Kim arıyorum lan? Ali! Hayır. Veren. Ne yapacaksın? Arabaya mı kilitleyeceksin? Yavaş. Bana bir dakika ver. Ben bir girip bakayım. Sonra gelirsin. Anlaştık mı? Parayı sağlam yerine koy. Düşürme etme, gebertirim o. Hadi. Şş.
Sen kimsin lan? Asıl sen kimsin? Asıl sen kimsin? Adam mısın? El alemin malına göz dikiyorsun. Yetmezmiş gibi el kadar çocuğu çalıştırıyorsun. Ay siyetsiz herif. Gel buraya. Dur, 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 dur. Niye aldın dosyayı? Kim istedi senin almanı? Kim dedi? Hiç kimse. Hayır, doğruyu söyle. Okumayı öğrenmek için. Bundan sonra Güneşli Bahçe'de bir çanta çalınsın, bir telefon çalınsın senden bilirim. Bana bak, şimdi seni insan gibi bırakacağım. Sen de bundan sonra kimsenin malına el uzatmayacaksın. Anladın mı? Tamam, anladım abi. Anladın mı? Anladım abi, anladım. Şimdi bırak. Tekin telefonu kimde? Bizde. Şifresini biliyor muyuz? Biliyorum. Karıştırmıştım birkaç kere. Ay kıskançlığımdan değil tabii ki. Arkamdan iş çeviriyorum diye baktım. Güzel. Şifresini de biliyoruz. Yani ne işimize yarayacak bu bizim? Şimdi ben İzmir'e gidiyorum. Tekin telefonundan sana mesaj gönderiyorum. Sen de sonra mesaj alıp Akif amcana gösteriyorsun. Ha, zaman kazanıyoruz yani. Aynen. Peki şimdi telefon aynı yerde mi? Aynı yerde. Tamam, güzel. Mahir. Selam. Çilem. Ne oldu? İpek ifade verdi mi? Verdi, verdi. Ne oldu? Tutukluyorlar mı? Of, bilmiyorum. Bütün Güneşli Bahçe ne kadar meraklıymış Tekin Maliye'ye. İçim şişti. Öyle. Mekan küçük olunca mevzu büyük oluyor. Hadi seni kaçırayım o zaman burada. Nereye kaçıracaksın beni? Bilmem. Belki beni İzmir'e götürmek istersin. Azıcık havamız değişir. Olmaz mı? Yalnız bu durumda sen beni değil de ben seni kaçırıyorum. Anlaşıldı Mahir Bey. O zaman kendi rızamla beni kaçırmanızı istiyorum. Olur mu? Olur. Önce bir eve uğrayalım mı? Üstümü değişeyim onu. Tamam. Geliyorum. Tamam, buradayım.
İpek'le sen... Kardeşiz. Anladım. Peki sen? Yani orada gördüğün kimdi? Bugünü unutalım. Yeniden tanışalım. Olur mu? Olur. Baştan başlayalım. Geçmiş olsun İpek Hanım. Teşekkürler. İnşallah Tekin Bey tez zamanda bulunur. İnşallah. Yapabileceğimiz bir şey varsa... Sağ ol. Nasılsın? Sağ olun İpek Hanım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Borçla ilgili elimize ne var, senet mi var? Şunlar var. Tamam. Bana avukatı bağlar mısın? Alo, merhaba. İpek Malik ben. Tekin Malik'in eşiyim. Ya ben bu borcun nasıl olduğunu ve kime borçlandığımızı bile bilmiyorum. Tekin'e ulaşmam da şu an mümkün değil. Bize biraz daha süre vermenizi rica edecektim. İpek Hanım, size defalarca süre verdik zaten. Ama ne yazık ki taahhütlerinizi yerine getiremediniz. Biraz daha süre verseniz. Söz veriyorum, ödeyeceğim ben bu borcu mutlaka. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki ticarette sözle hareket edilmez. Eğer ödemenin tamamını yapamazsanız fabrika, bağlar ve zeytinlikler el değiştirecek. Ve tabii eviniz de. Evin mi? Bir dakika. Evde mi ipotekli? İpek Hanım. Buradan kaç kişi ekmek yiyor, haberiniz var mı sizin? Babamın, ailemin yüzlerce insanın emeği var bu topraklarda, bu fabrikada. O müvekkiline söyle. Tekin'in bir hatası yüzünden kimsenin gelip el koymasına izin vermeyeceğim. Bir hafta daha süre ver. Çok üstlerine gittik. Nasıl yani? Çok kararlıydınız. Karşıma değerlendirebileceğim yeni bir teklif çıktı. Siz bilirsiniz. Gel. Gel bakalım Sinan Bey. Buyur. Serbestsin. Eyvallah. Dur bakalım. Baban ortaya çıkana kadar ya da akıbeti belli olana kadar buradasın. Her pazartesi gelip imza vereceksin. Benim haftaya seferim var. Güzel. O zaman dua et de haftaya kadar baban ortaya çıksın. Beyefendi imza alın. Thank you.
işi varmış Tekin'in oğlunun arabasında ha? Yüzüğü atmaya mı gitmiş? Ne olmuş? Perihan sen ne diyorsun ya? Ne yüzüğü, ne alyansı, ne arabası? Olur mu öyle şey? Yanlış anlamışsındır. Yok yahu. Ben de önce inanmadım tabii. Ama İpek kendi ağzıyla söylemiş. Yahu bu adam hırlı mı, hırsız mı, katil mi belli değil. Yakınında bile olmamak lazım. Sağ olun. Ya geçen gün kardeşim taksiyle buraya uğramış da sonra da telefonunu takside unutmuş. Kameralar belki yakalamıştır diyorum. Bir baksak. O bize sıkıntı olur ya. Öyle mi? Yani günü belli, saati belli. 5 dakikada hallederiz. Hangi gündü? Bir şey mi diyeceksin? Üstündekiler yakışmış. Sağ ol. İzmir'e kesin dönüş ne zaman? Ne ya? Sıkıldı mı benden? Yok, neden sıkılayım? Yani belki işin gücün vardır diye sordum. Tekin ortaya çıkana kadar buradayım. İpek'i yalnız bırakmak istemiyorum. Efendim abla. Bunları sen al. Nasıl yani ben alayım? Senin ailen geniş. İhtiyacı olan birine verirsin. İstersen satarsın. Abla sen delirdin mi? Kaç yıldır uğraşıyorsun bunlarla? Hem çıkınca kızlara... Kızları aramayacağım. Bunca yıl bensiz yaşadılar. Bundan sonra da yaşarlar. Böylesi daha iyi. Senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii. Eşyalarımı almak istiyorum. Eski evden. Ama yalnız gidemem. Tamam sen çık, ben de geliyorum. Hem bugün senin doğum günün, belki bir şey yaparız. Unutmuşum ki. Ama gerek yok zaten, hiçbir şey istemiyorum. Yolda bir daha konuşuruz. Sen iyi bir adamsın. Teşekkür ederim. Bilmiyordum burayı. Çok güzelmiş. Çok fazla kimse bilmez. Eskiden gelirdik. Yani arkadaşlarla.